İyi akşamlar değerli izleyiciler. Canlı yayınımız başlıyor. Siyaset analizinin canlı yayın konuğu Salim Uslubey, AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri. Salim Bey hoş geldiniz. Kıymetli izleyiciler, bugün itibariyle Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Kadir gecesi. Kadir suresinde de Cenab-ı Allah buyuruyor ki 1000 geceden daha hayırlıdır. Ben hepinizin Ramazan-ı Şeriflerini, Kadir gecenizi ve son derece yakınlaşan Ramazan-ı Şerif bayramımızı kutluyorum. Bununla başlamak istiyoruz. Salim Bey herhalde söyleyecekleriniz vardır. Şunu da değerlendirmenizi istiyorum. Yani her zaman büyük bir heyecan var Ramazan'da ama sanki Türkiye'de bu Ramazan'da daha fazla var. O göze çarpıyor. Söz sizin efendim. Buyurun. Öncelikle ben de dileklerinize aynen katılıyorum. Hem izleyicilerinizin ve aziz milletimizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Hem de mübarek Ramazan Bayramı hayırlı olsun diye düşünüyorum. Diliyorum. Dileklerimi sunuyorum. Bu sene Ramazan geçen aylardan daha heyecanlı geçiyor. Doğru. Ama bir şey daha söyleyeyim ki biz Ramazan'ı her yıl idrak ediyoruz ama belki de yeni keşfediyoruz. Ramazan'ın getirdiği güzellikleri yeni keşfediyoruz. Ramazan'ın 11 ay süreyle çoğaltma telaşı yerine paylaşma yarışını bıraktığını, yerini Ramazan'da paylaşma yarışını bıraktığını yeni anlıyoruz. Ve biz burada rahat rahat iftarımızı açarken kardeş Müslüman Müslüman ülkelerdeki kurşunlar altında, bombalar altında orucunu açamayanların var olduğunu biliyoruz. Bizim bir güzel tespitimiz var. Yani belki buradan girmek gerekebilir. Müslüman coğrafyaya baktığınız zaman ilimde, fende, sanatta, siyasette her alanda geri kalmışlar ve anılır olmamışlar. Ve ne Nobel ödülüyle ne bir başka bir çalışmayla, keşifle anılır değil, tam tersine terörizmle, şiddetle, silahla, savaşla anılır hale geldiler, getirildiler. Maalesef. İnşallah bu bayram ve Kadir Gecesi'nin hatırına Cenab-ı Hak bunları hayra tebdil eder ve başarıya ulaşır diye düşünüyorum, umuyorum. İnşallah. Çünkü acı çok büyük. Her yerde açlık ve yoksulluk var, her yerde savaş var, kan var, gözyaşı var. Bütün bunların üstesinden gelecek bir irade ve inisiyatif yok maalesef İslam coğrafyasında. Ve İslam coğrafyasında herkes Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Batı'ya bütünüyle taklatmaya çalışıyorlar, şirinlik yapmaya çalışıyorlar. Oysa bunların içerisinde tek dik duran, kendi olmaya çalışan bir ülke Türkiye'dir. Oysa Müslüman halkın coğrafyası, halklara coğrafyasına baktığınız zaman Müslüman coğrafya oradaki halkların inanılmaz şekilde kendi olmak istediklerini görüyoruz. İşte Mağrip ülkeleri, Mısır, Irak, Suriye, Yemen ve diğer Arap halkları, en son Katar. Ne zaman kendi olmaya çalışmışsa o zaman bir dış müdahaleyle örtülü örtüsüz, açıktan ya da gizli bir dış müdahaleyle karşı karşıya kaldılar. Biliyorsunuz Cezayir'de bir İslami hareket gelişti ve boğuldu. Evet. Daha sonra Mısır'da gelişti, boğuldu. Irak hala belini doğrultamayacak durumda. Suriye hala savaşla boğuşan bir ülke. Suudi Arabistan yönetimi kendi saray darbesinden korkuyor. Ve daha çok Mısır'la ve Sisi'yle hareket etmeyi tercih tam ediyor. Tam bu noktada Sayın Milletvekilim, yani Katar nüfus itibariyle küçük bir ülke. Evet. Tabii bir de Körfez İşbirliği diye bir teşkilat var. 6 ülkenin doğru. Üyesi olduğu Suudi Arabistan. Doğru. Kuveyt, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Katar kendi nüfusu 600 bin ama 2 milyona yakın da dışarıdan aldığı göçle. Böyle bir ülke ama şu an itibariyle bütün dünyanın gözü Katar'ın üzerinde. Maalesef. Ve Körfez krizi dediğimiz noktada orada düğümlendi. Siz de değindiniz. Özellikle Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütlerine destek verdiğini iddia ettiler. İran'la ilişkilerini kesmesini istediler. Kardavi'yi sınır dışı etmesini maalesef istediler. El Cezire televizyonun tümünde mümkünse kapatılmasını istediler.
Bu konudan başlayalım. Hamas'ı mesela. Hamas meselesi, evet. Hamas. İslami kardeşlere evet. verdiği destek Müslüman dolayısıyla yargılıyorlar. Kardeşler. Evet. Evet. Şimdi doğrusu yani aslında burada hedefin Katar olmadığını düşünüyorum. Yani bir biraz amiyan olacak ama halk tabiriyle Katar sana söylüyorum Türkiye seni anla mesabesinde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Sizin bu söylediğinizi destekler mahiyette hem dış dünyada hem de Türkiye'de büyük bir kamuoyu var. Evet. Şimdi ve bu Katar'daki gelişmeleri Mısır darbesiyle Mısır'da Müslüman kardeşlerin lideri Mursi'nin siyasi lideri Mursi'nin görevden bir darbe girişimiyle görevden uzaklaştırılmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum bunun. Aynı zamanda Saddam'ın gönderilmesi, devrilmesi ve Irak'ta devam eden, sürgüt devam eden kaos ve soğuk kaosun Suriye'ye sıçramış olması, işte İran'ın zaman zaman Amerika'ya yakınlaşmış olması, Batı'ya yakınlaşmış olması, zaman zaman kendi politikalarını sürdürüyor olması vesaire, bütün bunları bir bütün olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Ve burada bence Trump'ın her olaya bodoslama giriyor olmasını da çok manidar buluyorum. O da ayrıca göz önünde bulundurulması lazım. Çünkü Amerika büyük bir kriz yaşıyor şu anda. Hem siyasi hem ekonomik kriz yaşıyor. Kendi içerisinde yoğun sorunlar yaşayan bir ülke. Böylece Amerika Birleşik Devletleri hem içerideki kamuoyunun dikkatlerini dışarıya çekmiş oluyor. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yoğun bir dış borcu var. Onu silah satmak suretiyle ekonomiyi hareketlendiriyor ve dış borcunu bu ülkelere yüklüyor biliyorsunuz. Hı hı. Böyle bir girişim var. Suudlara da gelirsek, Suudlarla zaten ilişkilerde gel git yaşıyoruz sürekli. Kah iyi oluyoruz, kah çok kötü oluyoruz. Suudların Mursi'ye karşı Sisi'yi destekledikleri ayan beyan ortada zaten. Evet. Ve Müslüman ülkeler kendi olamıyorlar bir türlü. Halklar da kendi olmak istiyorlar ama Müslüman ülkelerinin siyasi liderleri kendi olmalarına izin vermiyorlar. Çünkü onların bir şekilde Batı'yla bağlantısı var. Yani bunu göbek bağı demek lazım. Bir şekilde bu, bağlantısı Suud'la var. Suud'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin ambargo kararına destek veren irili ufaklı Bahreyn vesaire birçok ülke varsa evet. Evet. Halkları sizin evet. dediğiniz gibi yürüyüş yaptılar. Neden evet. ambargo uyguluyorsunuz diye. Aynen öyle. Şimdi yani ambargoyu isteyen, o ülkeyi boğmak isteyen, mecalsizleştirmek isteyen zaten Batı. Yani Arap ülkelerindeki halkın sağduyusuna biz güveniyoruz doğrusu, tanıyoruz az çok. Bu ülkelerde Türkiye'deki gelişmeyi biliyorlar. 15 Temmuz'u yaşadılar. En çok dua eden onlardır muzafferiyetimiz için. Ama gel gelelim, liderler farklı düşünüyorlar. Yani ve halk da bunu görüyor. Diyor ki yani demokrasi deseniz demokrasi değil. Monarşi deseniz monarşiye hizmet eden bir yaklaşım. Yani hukuk deseniz zaten yok bu davranışlarda, ilişkilerde. O zaman biz niye adam yerine koymuyorsunuz diyor haklı olarak halk. Evet. Ve bizim değerlerimize yabancılaşıyorsunuz diyor. Ben biliyorum yani. Çok affedersiniz bunların yanlarındaki karılarından, altlarındaki kapılarındaki köpeklere kadar hepsinin İngiliz olduğu besbelli biliniyor yani. Batılı olduğu biliniyor. Ramazan ayında kaçıyorlar oradan bu tarafa doğru, tatil edilene doğru kaçtıklarını cümle alem biliyor. Nasıl lüks harcama içerisinde olduklarını, israf içerisinde olduklarını cümle alem biliyor. Bunu eminim Araplar da biliyorlar. Tabii. Katar hem 15 Temmuz darbe girişiminde hemen evet. Türkiye'yi ilk arayan ve emir o geceden sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız ziyarete geldi. Bu olayda da taviz de vermediler. Yani evet. Diklenmeden dik durmayı da becerdiler. Bununla da Katar yani yeni bir pozisyon elde etmiş gibi gözüküyor. Bu krizden Katar mı daha çok karlı çıktı acaba? Yani onu bilemiyorum ama bu pişme olayının işte Amerika'da hazırlandığını, Amerika mutfağında hazırlandığını, ateşin İslam coğrafyasından temin edildiğini, yaktığını biliyorum bunu. Evet. Ve herkes ellerinde cetvel hazır bekliyor bir kenarda. Yani Orta Doğu'da yeni ülkeler oluşturalım, bölelim, parçalayalım. Özellikle Trump, Suudi Arabistan'a tabii. geldikten sonra olay patladı. Tabii tabii. Evet. Şimdi bütün bunları biliyoruz. Fakat burada sanıyorum Trump ateşle oynuyor. Yani
bu ülkelerdeki sıkıntılar giderek daha had safhaya ulaşacak. Türkiye açısından da söylüyorum bunu. Tahmin ediyorum. Ama bir dip sendromu yaşayacak bu ülkeler. Bir süre sonra bir dip sendromu yaşanacak. Ve topun yere vurup tekrar zıplaması gibi iyice bu ilişkiler bozulduktan sonra bu sefer Trump'a temenni çeken ülkelerin yöneticilerinin kendi ülkelerinde iktidarda kalması bile zorlaşacak. Çünkü halk ayan beyan olanı bildiğini görüyor. Aklı ve vicdanı kabul etmiyor. O zaman da buna tepki göstereceğini düşünüyorum. Ama bu işin arkasında dediğim gibi Türkiye'ye yönelik bir şey var. Türkiye asıl hedeftir ve Türkiye'ye yönelik bir daraltma, yalnızlaştırma politikası vardır. Bunu da bizim devlet aklımız mutlaka okuyor ve görüyor diye düşünüyorum. Evet, bunun üzerine de olay patlak verir vermez Türkiye Büyük Millet Meclisi esasen gündeminizde varmış. Öyle öğrendik ama öne çekildi. Evet. Ve 5000 askerimiz oradaki kurulacak üsse gönderiliyor. Doğru. Doğru. Buna da biraz tepkiler de oluştu tabii özellikle dış dünyadan. Şimdi dış dünya istiyor ki ben çok affedersiniz köpeksiz köyde değneksiz gezeyim. Evet. Çok amiyan oluyor ama örnekler yani başka türlü anlatmanın imkanı yok bu saat itibariyle. Yani kendilerini dünyanın jandarması zannediyorlar. Aleme nizam vermeye çalışıyorlar. Ve cahiliye devrinde olduğu gibi gerektiğinde o tapındıkları değerleri, tanrıların hepsini hamur gibi de yiyorlar. Oysa bunlar demokrasi dediler, hukuk dediler vesaire. Bunların hiçbirisine uymuyorlar. Şimdi mesela Trump'ın o efelenmeleri şeye gelip o Suudi Arabistan'a gelmeleri neyin nesidir? Suudi Arabistan'da o şatafatla karşılanmış olması, sonra Suudi Arabistan'da Arapların kendi evinden bir kısım ülkelere gözdağı veriyor olması, bunlar kabul edilebilir şey değil. Buna sevinen iki tane ülke var bu gelişmelere. Birisi Batı ülkeleri gelişiyorlar. Yani zihniyet olarak. Bir tanesi de İsrail seviniyor. Evet. İsrail olan bitenden çok memnun. Çünkü bütün bunlar sonuçta İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. İsrail'in kandiline yağ taşıyor. Dolayısıyla burada benim düşündüğüm şu. Halklar bir gün bütün bu olana bitene tepki gösterecekler. Ama ne zaman tepki gösterecekler bilemiyorum. Fakat şu anda Müslüman coğrafyanın halkı Katar yönetiminin yanındadır. Evet. Çünkü Katar şu anda mağdur duruma düşürmüştür. Ve mağdur duruma düşüyor olması konusunda da zannediyorum bütün dünyanın hemfikir olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Türkiye mağdur ediliyor. Tabii. Eden de Amerika'dır. Ve Türkiye'de İslam coğrafyasındaki konumunu giderek güçlendiriyor. Hiç şüphesiz. Türkiye ciddi manada da özellikle gıda yardımı konusunda Katar'a destek oluyor. Elbette, elbette. Yani gıda yardımını hem karayoluyla gönderiyoruz, hem uçaklarla gönderiyoruz, hem gemiyle gönderiyoruz. Gemiyle gönderilecek. Yani bugün yarın ulaşmak durumunda olduğunu düşünüyorum. Bir gerçeklik de efendim çıktı ortaya. Yani tarım da çok önemliymiş. Belki bizim için de iyi bir ders oldu. Böyle sizin baştan itibaren ifade etmeye çalıştığınız hakların direnişi gerçekleşmeye başladığı anda dış dünya, sizin muarızlarınız bu sefer sizi özellikle gıda maddelerinde yiyecek konusunda özellikle şimdi yiyecek. Şimdi bakınız dünyanın en stratejik ürünü, bunu yeni demiyorum, ta sendikacılık döneminden beri ifade etmişim, dünyanın en stratejik ürünü bana göre nükleer silahlar falan değildir ya da konvansiyonel silahlar değildir. Bana göre tarım ürünleridir. Tarım ürünleri. O açıdan tarım ürünlerini bizim hem siyasi olarak hem stratejik olarak hem de ekonomik olarak destekliyor olmamız lazım. Tarım çiftçisini destekliyor olmamız lazım. Çünkü tarım çiftçisi ya da köylü sosyolojik olarak daha devletine, milletine, değerlerine bağlı insanlardan oluşuyor. Evet. Bunun yanında buğday ve diğer tarım ürünleri giderek gıda bütünüyle stratejik önem taşımaya başlıyor. Çünkü çok ciddi bu tarım alanlarında daralma yaşanıyor. Çok ciddi verimsizlik yaşanıyor. Ya da nüfusun artışına paralel tarımda gelişme yaşanmıyor. Hal böyle olunca nüfusun artışı yani tutup işte petrole zam geliyor sık sık diye ya da işte petrol üreten ülkelerin oyuncağı olmayalım diye şey yapabilirsiniz. Elektrikle çalışan araç üretebilirsiniz. Ya da başka suyla çalışan araç üretenlerin de olduğunu alternatifi duyuyoruz. Alternatifi var. Zaman zaman. Ama gıdanın alternatifi yok. Yok. Gıdanın alternatifi olmadığı için Türkiye çok ciddi bir tarım ülkesidir.
ve tarım potansiyeliyle birlikte sanayi kuruluşunu gerçekleştirmek, tamamlamak üzere çok ciddi bir strateji geliştirmek Avrupa zorundadır. Avrupa Birliği müzakere sürecinde galiba bayağı zarar gördük Sayın Başkanım. Yani hep sürekli tarımı daraltmanın yollarına, tarımı daraltmanın değil zaten. O Avrupa Birliği'nin de batı, daha doğrusu topyekun batının politikasıdır. Yani IMF'nin Türkiye'ye verdiği acil çetelere baktığınız zaman emekliden vergi alın, esnafı desteklemeyin, tarımı desteklemeyin, işçiyi memura zam yapmayın. Bütün bunların arkasında ne yatıyor? Bütün bunların arkasında toplumu durağanlaştırma yatıyor. Ekonomiyi durağanlaştırma yatıyor. Verimsizleştirme yatıyor. Yatıyor ve üretimsizleşme yatıyor. Biz veririz size, daha ucuza veririz diyorlar. Hı hı. Mesela şimdi aynı şeyi şekerde oynuyorlar. Tabii. Şekeri biz daha ucuza mal ederiz, veririz size diyorlar. Fabrikaları kapatın. Kapatın. Alanları da alanları üretmeyin. Daraltın, şeker alanını daraltıp veririz diyorlar. Halbuki bu filmi biz defalarca gördük. Ve her defasında kazıklanan Türkiye oluyor. Şimdi Tayyip Bey ve AK Parti niye karşılarında bunların? Çünkü Tayyip Bey ve AK Parti yönetimi dedi ki durun arkadaşlar, bu yol çıkmaz sokak. Bugüne kadar hep biz zararlı çıktık. Türkiye artık kendi ayakları üzerinde duracak, kendi silahını üretecek, kendi gıda tarımı, tarım ve gıda üretimini artıracak, kendi savunma sanayini kuracak ve Türkiye dışarıdan borç almayacak, namerde muhtaç olmaktan kurtulacak dedi. Bütün kıyamet buradan koptu. Doğru. Bütün kıyamet sizin buradan de koptu. Kıymetli bir dostunuz rahmetli Fehim Adak abi. Allah rahmet eylesin. Bakan olarak 54. hükümet, Erbakan hükümetinde şeye gittiği zaman IMF'ye ne kadar para istiyorsunuz diye sormuşlar. Yanındaki bir gazeteci arkadaş söyledi bana. O da demiş ki biz para almaya değil borcumuzu taksitlendirip ödemeye. Yok demişler ya. Yapmayın siz nasıl taksitlendirmeye gidersiniz. Ama bugün hamdolsun AK Parti döneminde artık tamamen o borç bitti. Çok şükür. Ve üstelik Türkiye borç veriyor. Türkiye borç verebilir hale geldi. Şimdi bakınız Türkiye güç kazanmaya başladıkça içeride ve dışarıdaki riskleri artırıyorlar. Evet. Giderek tırmandırıyorlar. Söz gelimi Türkiye şu anda Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın ilk çeyrekte en büyük, en çok büyüyen ülkelerinden bir tanesi. Aşağı yukarı %5 büyüdük. Bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin spekülasyonlarına rağmen dolarda çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Evet. Ve aynı zamanda borsada yükseliş yaşıyor. Tabii. Halbuki Türkiye'ye yabancı sermaye girmez deniyordu, tasarrufu yok deniyordu. Tam tersine borsadaki yükseliş bir anlamda yabancı sermayenin girişiyle beraber artmış oluyor. Borsada ciddi bir şey var. Katar'ın yatırımı Türkiye'de çok fazla. Ve Katar'a biz şimdi ihracat patlaması oldu. İhracat patlaması oldu. Ve Katar'la ekonomik ilişkilerimiz tabii seyrediyor. Türkiye'deki çok ünlü bazı Boyner'in firmaları dahil bazı firmalarla ortaklıklar kurmaya hazırlanıyorlar. Ya veya kurdular bilmiyorum şimdi. Evet. Şimdi hal böyle olunca mesela BMC ile ortaklık kuruyorlar doğru. ONB, Finansbank, Akbank, Dijitürk vesaire buralarla ortaklık kuruyorlar. Yani önemli gelişmeler. İsimleri söyledim ama reklam olmaz bu inşallah umarım. Tabii. Yok önemli. Ama şimdi yani bu yani 14.2 milyar dolar tutarında 128 proje üstleniyorlar şu anda. Bu çok ciddi bir şey. Bu Türk şirketlerinin üstlendiği proje toplam tutarı. Bir de aynı zamanda Katar'ın Türkiye'de üstlendiği tabii projeler var. Bunları koyduğunuz zaman çok ciddi bir rakam ortaya çıkıyor. Turizm için de çok önemli. Şimdi Körfez... Elbette. Evet, İslam dünyası. Elbette. Sayın elbette. Cumhurbaşkanımız sık sık da davet elbette ediyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada bir diplomasi trafiği geliştiriyor. Bir taraftan Dışişleri Bakanımız gidiyor. O ülkelerle görüşmeler yapıyor vesaire. Yani inşallah sağduyu hakim olacak diye umuyorum. Ama bunlar burada kalmayacak. Çünkü Türkiye'de bazı taşeron partiler ve taşeron medya organları var. Bunlar sürekli olarak kafaları, akılları ve vicdanları teslim almak üzere kara propaganda yapıyorlar. Türkiye öldü, bitti, yıkıldı vesaire diye. Ve aynı zamanda Türkiye'yi manipüle etmeye, çelme takmaya, mecazsizleştirmeye çalışanlara da yardımcı olan Türkiye'de bir siz yıkım ekibi var. Siz örneklerini de ortaya koydunuz Cenab-ı Allah'ın lütfuyla. Yıkım ekibi var. Evet. Bütün bu yıkım ekibine rağmen evet, Cenab-ı Allah bu milleti destekliyor. Elbette. Sayın Milletvekilim, kıymetli başkan, İran-Türkiye ilişkileri 6-7 yıldır bu Suriye konusundan dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Bu Katar meselesinde de Türkiye ile İran bir anlayış birliği içerisinde. Yani Katar'ın hem Türkiye ile ilişkileri çok çok iyi, İran'la da ilişkileri iyi. Bu anlamda bu kriz bir fırsata da çevrilebilir mi? İran-Türkiye ilişkileri Suriye bağlantılı olarak daha iyi bir seyir girebilir. Çevrilebilir ama yani İran bu konuda
Çok eski 2500-3000 yıllık bir devlet geleneği olan, Pers devlet geleneği olan bir ülke doğrusu. Ama şöyle bir gerçek de var ki, yani bir Pers yayılmacılığı da var. Yani çok ciddi şekilde Pers yayılmacılığı var. Şu anda bu gündemde, sıkıntılı. Şia kültürü de buna elverişli. Ve biz Türkiye olarak doğrusu en zor gününde İran'ın yakınında olduk. Nükleer silahlarla ilgili meselede en zor günde yanlarında olduk. Ve adamlar tipik bir çark kurnazlığı yaparak olanı biteni unuttular. Ama bu cicim ayları da bir yıl sürmedi. Sürmedi. Şimdi Amerika ile tekrar çatışma haline geldiler. Şimdi tabii Amerika ile tekrar çatışma haline geldiler. Bir defa dış politikada duygusallık olmaz. Bir aşk ilişkisi değil. Herkes kendi çıkarını, ulusal çıkarlarını dikkate alır. Ona göre politikayı yönlendirir. Bence Türkiye bütün bu İran'ın yaptıklarını ve şu anda menfaatların kesişmiş olduğu noktada birlikte olduklarını biliyor. Ve ona göre bir politika izler. Ama şu gerçek ki İran'da Türkiye gibi sıkıntılı, sorunlu. Mesela şimdi İran insan savaş araçlarını bir ikisini düşürdüler zannediyorum ülke. Evet. Birini Amerika, birisini de hangi ülke düşürdü bilemiyorum ama. Yani bence İran'ı işin içerisine çekip orayı da etkisiz hale getirmek istiyorlar. Şimdi İran'da siyasi istikrarsızlık söz konusu. Mevcut Hamenei yönetimiyle diğer ülkelerin mesela Suud yönetimi arasında ciddi bir sıkıntı var. Bunu biliyoruz. Evet, var. İran ısrarla alimlerden oluşan bir yönetim oluşsun orada istiyor. Monarşiye karşıyım derken kendine göre İslam bir cumhuriyeti savunuyor. Ve Suud yönetimi de İran'la bir geçimsizlik içerisinde. Özellikle elindeki saltanatın ve imkanların gideceğini bildiği için belki de. Evet. Fakat İran'da da son yapılan seçimlerden sonra Ruhani ve Hamenei yönetim arasında ciddi bir kriz olduğunu düşünüyoruz. Özellikle liberallerin daha çok Ruhani desteklediklerini biliyoruz. Yani aralarında bir görüş birliği yok orada. Onların bir behemahal görüş birliği sağlıyor olması lazım. Kendi yollarını çiziyor olması lazım. Biz onları dikte edemeyiz. Şöyle sizin için daha hayırlıdır diyemeyiz. Onu Allah bilir ama yani İran tavsiyede bulunabilir. Bağımsız bir ülkedir. Tabii. Bir an önce kendi içerisinde siyasi istikrarı sağlamalıdır. Çünkü şu anda dünyada çok ciddi sıkıntı var. Hele bizim Orta Doğu'da, bizim coğrafyamızda çok daha fazla, İslam coğrafyasında daha fazla sıkıntı var. O açıdan biraz daha bir an önce ilişkileri geliştirmelidir. Ama dediğim gibi diyalog, dinleme, anlama ve esnemedir. Doğru. Mutlaka beraberinde sağduyu vardır, akıl vardır, bilgi vardır, uzlaşma vardır. Türkiye bu noktada sağduyu, aklı ve bilgiyi ortaya koyacak bir birikime sahiptir, bir güce sahiptir. Türkiye bu gücünü de son yıllarda daha da fazla kanıtlamıştır. Ve Türkiye bu konuda arabulucu olmaya devam edecektir, etmelidir, yönlendirmeye devam etmelidir. Türkiye'nin hem FETÖ hem de PKK terör örgütlerine karşı verdiği mücadele de galiba artık dış dünya tarafından sonuç, başarı itibariyle görülmeye başlandı. Başından beri biliniyor da, fakat o FETÖ ile bağlantılı olan ülkelerin ya da FETÖ örgütünü Türkiye'yi karıştırmak için adeta görünmeyen bir el ile Türkiye'yi karıştırmak için kullananların çok fazla itiraf etmedikleri bir konu olduğunu düşünüyorum. Nitekim mesela şimdi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'a yürüyüşü. Onu ikinci bölümde. Oraya geleceğiz. Ben doğrusu bunu hala anlayabilmiş değilim. Evet. Hala anlayabilmiş değilim. Bence demokrasi diyen, hukuk diyen bir Amerika Birleşik Devletleri'nin işte FETÖ'yü hala orada el bebek gül bebek misafir ediyor olması, Pensilvanya'da ilgili ülkeye iade etmemiş olması, hala bize itidal tavsiye ediyor olması Batı'nın, bu noktada çok ciddi bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Evet, siz takriben 2 yıl önceydi yine konuğum olmuştunuz. Özellikle PKK ile bir çatışma ortamına girilirse Türkiye'nin çok farklı sonuçlar alabileceğini söylemiştiniz. Biraz ütopya gibi geliyordu insanlara. Ama yani bugün Haziran sonu itibariyle baktığımız zaman sahiden Doğu Güneydoğu'da, ben de o bölgenin bir insanı olarak görüyorum, sükune tamamen hakim. Evet, çok şükür. Yani sonuçlar alındı. Yani biliyorsunuz bu kronolojik olarak incelediğiniz zaman
15 Temmuz'la birlikte ondan önceki sokağa çıkma çağrıları, HDP'nin ve o eş genel başkanının ve daha sonra yaşanan çeşitli olaylar, işte Hendek olayları vesaire, evet. Hendek olayları vesaire, tabii o çeşitli olaylar, spekülasyonlar vesaire, bütün bunları bir bütün olarak görmek lazım olduğunu düşünüyorum. Ve PKK terör örgütüyle FETÖ terör örgütünün yine aynı insanlar tarafından senaryosu yazılmış bir oyunda rol aldık alan işte esas oyuncunun dışındakiler ne deniyorsa dublör müdür ya da işte kimlerse onlar olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani muhtemelen esas oyuncu esas başka birisi ve gözükmüyor perden arkasında. Belki oyunun sonunda çıkacak ortaya. Biz bu ama bu 15 Temmuz'daki başarısızlığın arkasından bu birbirine çok uçmuş gibi gözüken iki olayın iki kahramanı ya da iki olayın kahramanı gibi gösterilen örgütlerin daha sonra çeşitli legal partilerle yan yana görüşüyor olması, birlikte oluyor olması, çeşitli gazetecilerin devreye girmiş ve bunları yan yana getiriyor olması, bütün bunları birlikte okumak gerektiğini düşünüyorum. Şüphesiz biz bu referandum vesilesiyle Diyarbakır'a gittik. Siz de tanırsınız bizim Bayram Zilan, Milat Gazetesi Ankara temsilcisi, o da Diyarbakırlı. Sur'u bize gezdirdiler, tabii bir şey kalmamış. Her şey darmadağın olmuş gitmiş ama orada bir iki tane kilise var. PKK militanları kiliseyi günlerce kamp olarak kullanmışlar. Şeyde sordu oradan bir arkadaşa Bayram Zilan, dedi ki peki bunlar eğer aylarca kilisenin içerisinde savaşıyorlar idilerse ve etrafta bizim silahlı kuvvetler tarafından kapatıldıysa açlıktan ölmeleri gerekiyor. Evet, o yok. Kilisenin zararı görmüş olması lazım. Çok düz bir mantıkla vatandaş bize dedi ki ya izin veriyordu komutan. Bunlar gidiyorlardı, başkaları geliyordu dedi. Tabii tabii. Komutan zaten FETÖ'cü çıkmış. Tabii tabii. Şimdi bakın o FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden bir tanesi Güney Afrika'ya gidiyor. Ben onu hemen bulabilirim sadece derseniz. Güney Afrika'ya gidiyor bir tarihte. Orada da bir başka arkadaşımız var. Bir yemekte bir araya geliyorlar. Daha FETÖ terör örgütü olarak bilinmediği zamanlarda. Yani sureti haktan göründüğü zamanlarda. Hı hı. Ve daha çok da işte o Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi sadece ibadet ve hizmet hareketi olarak bilindiği dönemlerde orada birisi şikayetleniyor. Diyor ki FETÖ'nün yanında uzun süre kalan yaşlı adama diyor ki Hoca Efendi'ye efendim diyor işte biz burada çocuklara Müslümanlığı öğretemiyoruz yeterince ilgi göstermiyorlar filan diyor. Adam da diyor ki yani o zaman Hristiyanlığı öğretin kardeşim diyor. O da ilahidir diyor. O zaman onu öğretin diyor. Bizim arkadaşımız, oradaki arkadaşımız diyor ki yani nasıl olur böyle bir şey diyor. Yani Hristiyanlığı nasıl öğretiriz biz bunu burada diyor. Ki buna benzer misyonerlerin faaliyetlerinde çeşitli örnekler de var. Olsun, o da ilahidir diyor. Tabii. Bunu bilerek söyledim diyor. Yani bunlara hayret ediyorsunuz. Yani bütün bunların sonuçta geliyor bir dinler arası çatışmaya dönüşüyor ortada. Fakat Müslüman coğrafyada dinler arası çatışma yok. Mezhep çatışması potansiyeli var. Evet. Ve bu körükleniyor sürekli. Sürekli olarak. Körükleniyor. Sürekli körükleniyor ve dikkat ederseniz sınırlara yönelik ya da siyasi hareketlere yönelik bir kısım çabalar bile mezhepler üzerinden götürülmeye çalışılıyor. Ona biz Müslüman coğrafyanın fırsat vermemesi lazım. Vermememiz lazım. Kıymetli izleyiciler, bir reklam arası, kısa bir reklam arası vereceğim. Reklam arasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslum Bey ile Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde şu anda İstanbul'a yapılan bir yürüyüş var. Ankara'dan İstanbul'a. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Adalet Yürüyüşü adı altında bu yapılan siyasi faaliyetin detaylarını konuşacağız. Bedelli askerliği de soracağım. Çok sayıda gelen sorular var. Ayrıca da biz programa başlamadan önce kararname yayınlandı. 20 vali merkeze alındı. 20 valimiz yeni göreve başladı ve 19 valimiz de yer değiştirdi. Bu konuları konuşacağız. Reklam arasından sonra SMS, Twitter, Facebook, Messenger'da göndereceğiniz mesajları paylaşmaya devam edeceğim. Reklam arası. Merhaba değerli izleyiciler. Kaldığımız yerden siyaset analizini devam ettiriyoruz. Canlı yayın konuğum Salim Uslu Bey, AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri.
Salim Bey birkaç tane yorum var. Onları hızlı okuyarak değerlendirmenizi de istirham edeceğim. Katar Türkiye'nin kadim dostu, güveni boşa çıkarmayan Müslüman bir ülke. Katar'a ambargo uygulayan ülkeler ise ABD, İsrail, aşırı İslam ülkelerinin yöneticileri. Sizin daha diplomatik bir dille aynı şeyleri zaten şey yapmıştınız efendim. Her şeyde bir hayır vardır. Bu Ramazan ayında uygulanan ambargo zalim diktatör İslam ülkeleri yöneticilerinin kişiliklerini ve amaçlarının İslam olmadığını halkın görmesine vesile oldu. Türkiye Cumhuriyeti ambargo başından beri tavrını Katar halkının yanında ortaya koyarak tüm İslam ülkelerindeki Müslümanların sempatisini, saygısını kazanmış lider ülke olmuştur. Tam bu dönemde Kılıçdaroğlu aldığı emirle yürüyüşe geçerek ilgiyi dış politikadan iç politikaya çevirmeye çalışıyor. Durumu provoke etmeye çalışarak içeride bir huzursuzluk çıkararak ABD'nin, PKK-PYD'nin güneyde daha rahat hareket etmelerini sağlamaya çalışıyor. Türkiye barış içinde yaşadığında kalkınma hızı giderek artmakta, gücüne güç katmaktadır. ABD ve Batı'nın taşeronları FETÖ, PKK-PYD ve CHP'yi de katmış. Bunun önüne geçmeyecektir inşallah. AK Parti teşkilatı yapılanmasını başarıyla gerçekleştirip erdemli dava adamlarını işin başına getirirse başarılar giderek artacaktır. Size ve konuğunuza hepsi saygı hürmetlerini iletiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum değerli izleyicilerimizin dikkatine, ilgisine ve aynı zamanda da bilincine, şuuruna. Teşekkür ediyorum. Gerçekten şunları yazılanları okuduğunuz bir kısmını eminim. Evet. Ama bu kısmında okuduğunuz kısımda bile çok ciddi bir şuur var. Evet. Rahmetli Erbakan Hoca'nın çok güzel bir sözü vardı. Onu Allah rahmet eylesin. Istiyorum. Amin. Allah cümle rahmet eylesin cümle geçmişlere. Diyor ki alim olsanız ne yazar? İlla siyasi şuur gerekir diyor. Evet. Bu söz çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada inanılmaz bir siyasi şuur var. Burada bir kardeşlik duygusu var, duyarlılığı var. Burada bir dostluk var. Burada kötü gün kardeşliği var. Burada çok önemli bu. Şahsen ben bu iletilerden çok duygulandığımı söyleyeyim. Bizim aziz milletimizin sağduyusu bu işte. Evet. Sağduyusu bu. Haklı çıkarıyor. Yani sizi aynen. De o savunduklarınızda aynen hakikaten öyle, aynen öyle. Bu mesajı ama, haklı çıkarıyor. Ama yani o sağduyu, o basiret var ya, maalesef bugün anlı şanlı adının başında sayfalar dolusu ya da satırlar dolusu statüsü olanların da yok o maalesef. Maalesef onu görmek mümkün değil. Şimdi o son söyleyen arkadaşımız, Türkiye sevgi saygı kazanıyor, sempati kazanıyor bu davranışıyla diyor. Bence Türkiye'nin işte bu sevgi saygı kazanmış olmasından, Türkiye'nin halkı Müslüman ülkeleri coğrafyasında yaşayan, coğrafyalarında yaşayan insanların ilgisinden, memnuniyetinden rahatsız olan çevreler var. Çünkü bunlar biz biliyoruz ki, sivil toplum örgütü liderliği döneminden de hatırlıyorum. Bunların çok sayıda vakfı var. Çok sayıda fonlanan vakıflar ve projeler aracılığıyla orada kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Mesela Tunus'a gittiğimde bir Alman vakfının hiç ilgisi yok Tunus'ta halbuki mağrub ülkeyle. Orada seneler önce kurulmuş olduğunu gördüm. Soros Vakfı bütün bölgede. Soros Vakfı bütün bölgede. Nitekim en iyi tanıdığım, bildiğim birçok ülkelerin sözüm ona stratejik araştırma enstitüleri ya da işte sözüm ona görüş oluşturan sivil toplum örgütleri zaman zaman benimle görüşmeye gelip görüş alıyorlardı. Ve Türkiye açısından olumlu olumsuz senaryoları, görüşleri tespit ediyorlar ve sonra bunu ülkelerine gönderiyorlar. Bunlar ülkelerinde olumlu ya da olumsuz senaryolar şeklinde muhtemelen bir yerlerde değerlendiriliyordu. Söz gelimi Amerika'ya gidiyorsa Pentagon'da değerlendiriliyor idi. Evet. Yani toplumun görüşlerini, eğilimlerini, bakışını, duyarlılıklarını tespit ediyorlardı. Ben inanıyorum ki size yazan arkadaşlarımıza tesadüf ederlerse o bence yanılmamış olurlar. Doğru yapmış olurlar. Doğru karar vermiş olurlar. Oysa şimdi yaptıklarına bakıyorum. Şimdi yaptıklarıyla Türkiye'deki bir kesimin işte söyledikleri birbirine örtüşüyor. Ve ne yazık ki bu kesim liderliğinde ana muhalefet partisi lideri çekiyor. Evet. Sorumu sorayım efendim. Zaten konu oraya geldi. Enis Berberoğlu geçmişte MİT tırlarıyla ilgili
devletin gizli saydı, bazı belgeleri ifşa etti. Bunun üzerine de mahkeme süreci devam etti. 25 yıl ceza aldı ve mahkeme salonunda da tutuklandı. Doğru. Bunun karşısında CHP sert bir tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ben tek başıma da olsam yürüyeceğim dedi. Bugün 6. gününde. Esasen hükümet de bütün önlemleri almış durumda. O da çok net ortada. Belki izinsiz olmasına rağmen kesinlikle en ufak bir sıkıntı çıkmadı ama Ankara'nın içerisinde devletin polisi, dışarıda jandarması, efendim ambulansı, helikopteri, her şeyi ana muhalefet liderini olur mu? Olur mu? Dün, evet. Dün Mamak ilçe başkanları zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, kalp krizinden öldü ya, evet. Yolda öldü. Yani insan, bu eğer bir işte sağ partilerinden birisinde olsaydı, AK Parti olsaydı kıyamet koparladı. İnsanların hayatıyla, geleceğiyle oynuyorsunuz diye. Evet. Ama kimsenin duyduğu, gördüğü, bildiği yok. Halbuki bir kişi öldü orada. Tabii. Yürüyüşte bir insan öldü. Evet. Öldü. Tabii. Ama iktidar yani şunu yapabilirdi. O da olmadı. Belki Batı'nın da hoşuna gitmedi. İşte polis tam tersine yürüyüş kortejini korurken karşılarında durup yürüyemezsiniz diyebilirdi vesaire. Daha da bir münazaza çıkabilirdi. Öyle de bir şey yok. Esasen yurt dışında şunu görmesi de gerekmiyor başkanım. Türkiye'de demokrasi yok diyorlar. Şu anda ana muhalefet partisi grup toplantısını dışarıda yapıyor, yürüyüş yapıyor ve daha 20 gün diye yürüyecekler. Tabii. Şimdi efendim bir defa önce Enis Berberoğlu'ndan başlayalım, evet, izin verirseniz. Enis Berberoğlu'nun milletvekilidir şu anda. Tutuklu bir milletvekildir. Daha önce gazetecidir. Gazetecilerde sorumluluk beklenir. Sorumlu davranışlar beklenir. Gazeteci layüsel değildir. Yani ben basın mensubuyum, ben dilediğim ağzıma geleni söylerim, aklıma geleni yazarım diyemez. Evet. Ülkesinin âli çıkarlarını, milletinin âli çıkarlarını düşünmek zorundadır. Zannediyorum 1980'li yıllarda, beni dinliyorsa lütfen düzelsin, Ardan Zentürk bir gazetenin Ankara temsilcisiydi. İyi hatırlıyorum ve isim vermekte de mahsur görmüyorum. Çünkü geleceğim nokta Ardan Zentürk'ün kendisi ilgili değil, tavrı ilgilidir, duruşu ilgilidir. Evet. Bir İstanbul programı yaptık dedi. Oradaki işte lokantaları filan... çekim yaptık lokantalarda. Ne kadar hijyen olmayan koşullarda üretim yapılıyor filan, temizliğe niye dikkat edilmiyor diye dikkat çekelim dedik dedi. Sonra bir baktım dedi, o zaman o görüntüleri bir Alman televizyonu benden istedi dedi. Evet. Düşündüm, Alman televizyonuyla ne ilgisi var İstanbul'daki görüntü? Niye benden istiyor dedim diyor. Ve sonra Türkiye aleyhine propaganda bir malzemesi yapacaklar bunu diye vermedim diyor. Şimdi bakınız, dünyanın her tarafında olaylar oluyor değil mi? Evet. Dün mesela Belçika'da patlama oldu. Tabii. Tren garında. Ondan önce yine evet Müslümanlar ondan İngiltere'de. Ondan önce İngiltere'de oldu. Birkaç defa oldu hem İngiltere'de. Bir bina yandı. Arkasından köprüdeki olaylar vesaire biliyorsunuz orada. Müslümanların ibadethanelerine falan saldırdılar. Saldırdılar. Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu. Fransa'da oldu. Her yerde olaylar oluyor. Yani güvenli bir yer yok. Yalnız bunları Türkiye aleyhine kullanmak isteyenler var. Her dönemde var. Evet. Mesela şimdi bakıyorsunuz bazı sendikacılar da bu dışarıdan Türkiye'de yapılacak şeylere, toplantılara engel olmak isteyenler ya da Türkiye'de yapılmasını istemeyenlere dolgu malzemesi olmaya şeyler hazır durumda bekliyorlar. Ve mesela İLO bölge toplantısı Türkiye'de yapılacak. Şimdiden patinaja başladılar. Yok efendim Türkiye güvenli değil, Türkiye'de yapmayalım diye. Daha iki hafta önce Türkiye'de Eurosight toplantısı yapıldı. Yine iki hafta önce veya üç hafta önce Türkiye'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği toplantısı oldu ve bir sürü liderler geldiler Türkiye'de. Çok sayıda uluslararası toplantı yapılıyor, müsabaka yapılıyor Türkiye'de. Ve herhangi bir Batı ülkesinden daha az güvenli bir ülke değil Türkiye. Kesinlikle. Niye Türkiye'yi iptal ediyorsunuz? Çünkü bu... onların iplerini ellerinde tutanlar öyle istiyorlar. Onlara emir verenler öyle istiyorlar. Diyorlar ki ben Türkiye'yi yalnızlaştırma ve Türkiye'nin alanını daraltma politikamız gereği bütün uluslararası politikaların Türkiye'de yapılmamış olması, Türkiye'nin dışlanmış olması, yalnızlaştırılmış olması filan diyorlar. Oysa Türkiye daima kurduğu medeniyete uygun, merhamet medeniyetine uygun olarak hep soğukkanlı, sağduyulu olmaya, gereksiz çatışmamaya, vuruşmamaya ama kendi ilkeleri, değerleri etrafında da dik durmaya devam ediyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne dönüyorum. Evet. İkinci aşama bu yani.
Sorumluluk herkes için geçerli. Sadece Enis Berberoğlu için değil, bütün medya için, bütün sivil toplum örgütleri için, bütün sendikalar için geçerlidir. Bütün medya için geçerlidir. Sorumlu yayınlar yapmak durumundayız. Biliyor musunuz? Türkiye'de gezi olayları olduğu aylarda aynı zamanda Hamburg'da da olaylar yaşandı. Ve Hamburg olaylarında sıkı yönetim ilan edildi. Ne olup bittiğini biz anlayamadık, duyamadık, göremedik, bilemedik. Sakladılar içeride. Evet. Aynı şekilde Fransa'da 6. kez olağanüstü hali verildi. Kimsenin rahatsız olduğu yok bunu, mesele yaptığı yok. Yani oysa Fransa'da pazar yerine giderken bile insanlar olağanüstü halin varlığını görüyorlar, askeri görüyorlar. Brüksel'e gidenler askeri sokakta görüyorlar. Bize gören yok, bilen yok. Çünkü Sayın Başbakan Yıldırım dedi ki devlete karşı ilan ediyoruz. Devlete yoksa... karşı evet. Suç işleyenlerle ilgilidir bu. Evet. Halkla ilgili değildir olağanüstü hal dedik. Doğru. Bunu açıkça belirttik. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na geliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da bence adalet ve özgürlük istiyorsa Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakmak için 1991 yılında bizim şu kitapta yayınladığımız aşağı yukarı 50 sayfası İstanbul Beyaz Şapkalılara aittir. Yani halk ekmek işçilerinin yürüyüş serencamını bir okusun, okumasını rica ediyorum. Belki de yani bu iyi bir fırsattır kitap okumak için. 31 sayfam, 32 sayfam yani çok az bir şey. Orada bizim işçilerimiz, halk ekmek işçileri Sözen dönemindeki adaletsizliğe evet. karşı yürüdüler. 91. 91. Sözen döneminde. Hı hı. Yani Kılıçdaroğlu'nun yine bir solcu olduğu, Bağkur'un genel müdürü olduğu ve sonra SSK'ya atandığı ve SSK'nın iflas etmeye başladığı, tarihin ilk kez iflas etmeye başladığı dönemdir o dönem. Evet. Bizim oradaki arkadaşlarımızın birinci sloganı, gerekçesi nedir biliyor musunuz? Hakkımız istiyoruz, adalet istiyoruz. Bu gerekçeyle yola çıktı arkadaşlarımız. Bin bir polis engeliyle karşılaştılar. Sözen arkadaşlarımızı, halk ekmek işçilerini ki hiçbir dönemde İstanbul o zamana kadar AK Parti daha yoktu ama bizim dünya görüşümüzden bir partinin evet. eline geçmemiş idi. Refah Partisi. Ve hiçbir dönemde, hiçbir dönemde orada bizim arkadaşlarımız işe alınmadılar. Her görüşten insan vardı ama tek bir sorunları vardı. Ekmeği için birleşmek. Hı. Ekmeği için bir arada olmak ve hakkını alabilmek sorunları buydu. Ve çok şükür İstanbul Halk Ekmek İşçileri ile Kartal Halk Ekmek İşçileri o dönemde diskten aldık biz orayı hak iş olarak. Ve Sözen oradaki fabrikanın kapatılacağını ilan etti. Hatta sözleşme isteyen hak arayanlara karşı kapatırım dedi. Bu da Sözen ve solun adaletidir. Sonra arkadaşlarımız yürümek istediler. Onların tarihlerini de verebilirim arzu edilirse. Tarih tespit ettim. Resimler de var. Resimler içinizde. De var o tarihte. Ve arkadaşlarımız orada yürümek isteyince inanın orada polis engeliyle karşılaştılar. Evet. Ve polis yürütmek istemedi arkadaşlarımızı. Arkasından arkadaşlarımız tuttukları otobüslerle İzmit'e geldiler. İzmit polisi gişelerde karşıladı ve 7 saat süreli orada alıkoydu arkadaşlarımızı. Ve ne CHP ne SHP ortada yok. İl başkanı yok, vekiller yok vesaire. Sonra çünkü araya devreye girenler, çözüm için arabulucu olmak isteyenler Sözen arıyorlar. Sözen arkadaşlarımızı siyasetten suçladığı an sağcı olsun, solcu olsun, Sünni olsun, Alevi olsun. Herkes bir potada görülüyor ve suçlanıyor sırf hak işte oldukları için. Bugün CHP'li ve HDP'li belediyelerin hiçbirisinde hak işe bağlı sendika yok biliyor musunuz? Geçmişte vardı ama. Geçmişte vardı, bir talimatla hiçbirisinde yokuz bugün. Oysa evet. AK Partili belediyelerde her konfederasyondan sendika var. Bu bizim ne kadar demokrat olduğumuzu gösteriyor. Ve geçmişte biz Ankara'ya tuttuğumuz otobüslerle gelemedik. İzmit polisi, İzmit'te nümayiş yapmayın, biz sizi İzmit'te istemiyoruz diye bizi bindirdi otobüslere gönderdi. Bolu polis de almadı. Orada Düzce yakınlarında zannediyorum bir yerde kaldık. Dede Koru olabilir belki ismini tam hatırlayamıyorum ama 3 gün süreli orada bekletildik. Ankara'ya gelmemiz engel olundu. Düşünebiliyor musunuz? Yani 91 Türkiye'si, Türkiye'nin işte modern Türkiye'nin yüzü buydu. Ve iktidarda da o zaman Demirel ve İnönü vardı. SHP. Evet. SHP ve İnönü vardı. İnönü, baba İnönü biliyorsunuz İsmet İnönü. Bu evet. İnönü'nün de CHP'nin ne kadar yakın olduğunu, fikriyatını, evet. Siyasi akrabalı olduğunu biliyorsunuz. En azından bugün CHP'de siyaset yapanların birçoğu o zaman orada görev yapıyorlardı.
Dede Koru, evet. Dede Koru'da biz 3 gün bekletildik. Bolu'da. Bolu'da. Hı-hı. Ve sonra yani şimdi Düzce'ye bağlıydı oldu ya Düzce. Sonra bir günde bindik otobüslere tekrar Ankara'ya geldik. Ankara'ya geldiğimizde önce biz SHP'de karşılanacağız. Emekten Yana bir partiyi zannediyor idik. O zamanki sendikacı milletvekilleri de vardı orada. İşte Cevdet Selviler vesaire, burada resimleri de var. Onlar bizi karşılayacaklar. İşte biz de alay valay ile işimizi çözüp döneceğiz umuyor idik. Tam tersine bize nasihat çektiler. Bize önerilerde bunlar, akıllı olmamızı söylediler. Biz canımızdan vazgeçmişiz. Yardan geçmişiz. Ankara'ya kadar gelmişiz. Bir çare bulur muyuz diye bize siyasi ayak oyunları yaptılar. Tamam dediler. Biz sizin gibi olsun herkes dediler. İşte hakkını arasın dediler. Ne güzel yapıyorsunuz dediler. Yağladılar, bağladılar, gönderdiler. Ve tekrar Sözen'e gittiğimizde Sözen bizi ben sizi davet etmedim diyerek reddetti. Ve ondan önce de 149 gün biz halk ekmeklerde grev yaptık. Bunlar bizim hep onur belgelerimizdir ve tarihi vesikalar. Evet ve kitaplarda da yer almıştır. Şimdi bence solun kendisiyle hesaplaşmak adına, kendisiyle yüzleşmek adına bütün bu geçmişteki yapılan yanlışları, doğruları görmek ve bilmek adına bir okuması gerektiğini düşünüyorum. Acaba Türkiye özgürlükler bakımından nereden nereye geldi? İşçi hakları bakımından nereden nereye geldi? Ne bileyim işte sendikal haklar bakımından nereden nereye geldi? Ve bütün bunlar seyrederken niçin sol yerinde saymaya devam ediyor? Sol kendisini yenileyemiyor. Sol kendi görüşlerini yenileyemediği gibi kendisini sorgulayamıyor, kendisiyle hesaplaşamıyor ve sol toplumun ilgisine mazhar olamıyor. Bence Sayın Başkanım, burada proje esasen yani basın tarafından da izleniyor. Şöyle bir proje var. İşte Kılıçdaroğlu bunu bilinçli bir şekilde dedi ki parti bayraklarıyla değil sadece adalet pankartlarıyla. Elden geldiği kadar HDP, mümkünse ne bileyim diğer partilerin tabanları, hatta AK Parti'den kontağa geçtikleri insanların da olduğunu düşünüyorum. Yani bugün belki milletvekili bakan değil bu arkadaşlar. Bunu çoğaltıp İstanbul'a da vardıkları zaman belki 1 milyon insanın katılabileceği bir mitinge dönüştürmek ve mümkünse 2019'da hem parlamento çoğunluğunu hem de cumhurbaşkanı farklı bir yapıdan seçtirmek. Ben buna muhtemel itibar edeceğini halkımızın sanmıyorum, ilgi göstereceğini bu senaryo çok önceden yazılmış senaryolar gibi bir senaryolardan bir tanesidir ve biraz CHP'nin kendi içerisinde bir lider sorunu var. Çok güçlü bir lideri yok CHP'nin ve her önüne gelen, her erken kalkan ben liderle adayım diyor. İşte Baykal potansiyel adaydır, İnce potansiyel lider adaydır, işte Barolar Birliği Başkanı potansiyel lider adaydır vesaire. Bir daha açığa oturtmak mümkün bunları. Evet. Bugün CHP'nin içerisinde birkaç tane grup var. Mesela demin konuşmaya başlarken programın başında söylediniz. Biz bir yasa çıkartıyoruz sanayinin desteklenmesiyle ilgili. Çekin şu maddeyi diyor Engin Altay, CHP Grup Başkan Vekili. Çekin bu gece bitirelim bunu diyor. Ondan sonra biz çekiyoruz. Çekiyorsunuz. Sonra haftalarca uğraşıyoruz ki biz yasayı çıkartalım diye. Tam iftar vaktine Engin 15 Altay, dakika kala CHP şey veriyor. Yoklama istiyor. Yoklama istiyor. Yoklama ya. Onu hiç sık sık yaptılar. Yoklama istiyoruz diyorlar. Ama ilginç olanı bir de tam iftar zamanı. Ya Allah ve sonra diyorlar ki bu halk bizi niye anlamıyor? Çünkü bu halkın değerlerine yabancısınız. Evet. Bu toplumdaki gelişmeyi görmüyorsunuz. Siz bu toplumla sorununuz var. Sevmiyorsunuz aynen bu toplumu. Öyle, evet. Siz kendinize göre kafanızda bir toplum tahayyül etmişsiniz. Modern, demokratik, işte güya demokratik onu lafta tabii. İşte modern bir toplumlaşma, modernleşme projesinin parçası olmuş ve kendi güdümünüzde bir toplum istiyorsunuz. Oysa sizin geçmişinize baktığınız zaman tek şef, tek parti, kapalı oy, gizli tasnif, ondan sonra açık oy, gizli tasnif vesaire. Evet. Bütün bunlar sizin için ayıptır. İdamlar, kanlar, idam sehpaları, canlı giden insanlar ve seni ben bile kurtaramam sözleri. Ve İnönü'nün geçmişte Ege'den İstanbul'a yürüdüğü söyleniyor. Arkasından da 27 Mayıs darbesi olduğu ve darbeye karşı çıkmak yerine darbeye destek olduğu söyleniyor. Şimdi bütün bunlar yan yana getirildiği zaman o meşhur şeyler yani darbecilerin gidip İnönü'ye görüşmüş olması, İnönü'nün işte sizi ben bile kurtaramam sözü vesaire. Bütün bunlar yan yana geldiği zaman CHP'nin bu ülkenin
insanlarına, bu ülkenin insanlarının değerlerine yabancı ve uzak olduğu gözüküyor. Onun için de 60 yıldır iktidar olamıyorlar. Her bahar, her seçim öncesi bir rüya görüyorlar, bir hayal kuruyorlar. Sonra diyorlar ki biz bu sene tamam iktidarız diyorlar. Ve sonra halktan sille yiyorlar. Sonra yeniden birileri efendim, bunlara umut pompalıyor. Şu andaki hayalleri şu. Özellikle 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda 48.6 alınınca mümkün olsa da biz CHP'nin içinde değil de hatta mümkün olsa AK Parti'ye de yakın o ideolojiyi de temsil edebilecek birisini getirelim. Cumhurbaşkanı seçtirelim sonra tekrar Cumhurbaşkanı sistemini, hükümet sistemini iptal edelim. Yeniden parlamento çoğunluğuna dayalı hükümet sistemini getirelim. Proje başından beri bu şekilde işleniyor ve CHP'nin grup başkan vekilleri yetkilerine baktığınız zaman hep bunu işliyorlar. Sözü size vermeden tam bu yürüyüş devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı tekrar tutuklandı. Kılıçdaroğlu sevinir falan diye düşündüm. Çıktı dedi ki yok dedi ben buna da karşıyım. Şimdi başbakan haklı olarak diyor ki yani neye karşı neye taraf olduğunu bir türlü tespit edemiyoruz. Önce başlatırken bu damatlar hepsi bırakıldı diye tepki göstererek başladı. Şimdi karar verilmiş. Tekrar gözaltına alındı, tutuklandı. Bu sefer de karşıyım diyor. Şimdi bakınız Atıf Beyciğim. Hiçbir siyasetçi, ne sağcı ne solcu, hiçbir siyasetçi yargıya karışamaz, bulaşamaz. Bu doğru değil. Evet, bulması gereken bu. Şimdi bunlar istiyorlar ki falancayı bıraktırın, filancayı gönderin, filancayı serbest bırakın. Böyle şeyler olmaz. Ne biz serbest... O zaman da ayrıca bir başka arkadaşımız söz gelimi içeride bulunan bir başka kendi görüşlerine zıt bir başkası içeride ise bu sefer de diyelim ki işte Sivas sanıkları atıyorum. Uzun süre içeride kaldılar. Onlarla ilgili eğer bir avukat geçmişte bir avukat avukatlık görevinin gereği olarak davalara girmişse vay efendim bu AK Parti ile nasıl bulunur, AK Parti bunu nasıl bulundurur diye bizi suçluyorlar. Halbuki avukatlar mutlaka davaya inanıp inanmadıklarına bakmaksızın, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın vekalet alırlar ve onu savunurlar. Çünkü burada beraat zimmet asıldır. Hukukun gereğidir bu. Şimdi nitekim bunu Seyf Oktay'ın çıkardığı yasayla barolar avukat tayini diyorlar biliyorsunuz. Evet. Değil mi? Tabii. Yani bu demektir ki yani tayin edilen avukat onun haklı olup olmadığına bakmaz. Baro tayin eder birisini. Durumu mali durumu müsait değilse veya şartlar başka gerekçe. O da gider olsa, savunur o onu. O da gider savunur onu. Ona bir şey dedikleri yok. Çünkü o Seyf Oktay döneminde çıkartılmış bir yasadır ve son derece de hukuku uygundur. Şimdi bir başka avukat arkadaşımız, herhangi birisi falanca davaya girmişse kıyamete kadar o onun için bir yafta bir eksiklik, bir nakısı oluyor. Böyle bir şey olamaz. Bir suçlanma nedeni olamaz böyle bir şey. Şimdi bu Kılıçdaroğlu 13 Haziran 2017 tarihinde kendisi diyor ki böyle adalet olmaz. Garibanlar içeride, damatlar serbest diyor. Evet. Ve bu gerekçeyle de yürüyor. İyi mi? Bu gerekçeyle. Evet. Bu gerekçeyle yürüyor. Sonra 17 Haziran'da 2017'de Kavurmacı'nın tutuklanmasını doğru bulmuyorum diyor. Şimdi şok oldum. Ben de şok oldum. Çarkçı Kemal diye başa dememişler. Evet. Bugüne kadar hangi söylediği tezi arkasında sonuna kadar durarak savundu? Yok. Bir gün öyle, bir gün böyle. Konjonktürel davranışlar, tutarsız davranışlar, ilkesiz davranışlar peş peşe gidiyor. Şimdi dün yürüyüş gerekçen olarak adalet talep ediyorsun ve damatların serbest bırakılmasına karşı çıkıyorsan, damatları serbest bırakan yargı, hangi yargıysa, kimlerden oluşuyorsa, bu sefer kavurmacının tutuklanmasını doğru bulmuyorum diye sen baskı kuruyorsun kimin üzerinde? Yargının üzerinde. Ana Muhalefet Partisi yargının üzerinde baskı kuruyor. Ben şiddetle evet. Bunu eleştiriyorum. Oysa bizim ne tutuklananlar ne bırakılanlar konusunda herhangi bir beyanımız olmamıştır. Çünkü herkes işini yapacak. Herkes işini doğru ve en iyi yapacak. Ölçü bu. Evet. Ölçü bu. Efendim. Ve yargının bağımsızlığı esastır. Biz yeni anayasa değişikliği yaptık. Bir madde de koydurttunuz. Bağımsızlığı da esastır dedik. Şimdi bunu nasıl biz çiğneriz?
Sayın Kılıçdaroğlu, kendinle karıştırıyorsun beni. Ben veya AK Parti'yi kastediyorum burada. Ben dün Karaz dediğime bugün Ak demem, dün Ak dediğime bugün Kara demem. Dün sen 13 Haziran'da tutuklanmaları, serbest bırakılmaları yanlıştı diyeceksin. 17 Haziran'a geldiğinde tutuklanması tekrar yanlıştı diyeceksin. Yani bu ne periz, bu ne... Esasen yani gazetecim bana fazla düşmez ama Sayın Erdoğan'ın da AK Parti'nin yönetici kadrosunun da zaten bu tutarlı tavrından dolayı 15 yıllık bu süreç içerisinde. Hatta onun öncesi var. Yani işte sizin sendika hayatınız var. Tayyip Bey'in belediye başkanlığı hayatı var. Hakikaten o tutarlılık konusunda iyi bir sınav verildiğini elbette düşünüyorum. Şimdi efendim toplum bütün konuşulanları, konuşulanları ve konuşanları hafızaya kaydediyor. Hafızaya kaydediyor. Tutarlılık testine tabii diyor. Son bir hamlen, son bir söylediğin, ya ne iyi slogan attık, ne iyi eylem yaptık, ne iyi gösteri yaptık, ne iyi şov yaptık diyemezsiniz. Doğru. Toplum bir önceki söylediklerinizi hafızaya kaydetmiş oluyor. Tutarlılık testine tabi tutuyor sizi. Eğer daha önceki söylediklerinizi tutarlı davranıyorsanız takdir ediyor. Çok yoksa, da önemsiyor bunu. Yoksa hiçbir kıymeti harbiyeniz olmuyor. Olmuyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ile gidenler, ölenler, yolda dökülenler, ayağı kanayanlar, şişenler, onlar yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Son 4 dakikamız kaldı Sayın Başkanım. Hanifi Yiğit sizin sendikacı kimliğinize sığınarak diyor ki Sayın Başkan, taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda ne der? Valla buna evet ya da hayır gibi cevap vermek, çok kısa cevap vermek çok zor, çok uzun bir konu. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Sizin gündeminizde değil mi efendim? Şahıs olarak. Sayın Başbakanımızın gündeminde tabii. Sayın Başbakanımız bunu en son Özorman İş Sendikası toplantısında bu konuda bir çalışma yapıldığını söyledi. Ama bu çalışmanın boyutlarını doğrusu bilmiyorum buradan. Evet. Bilirsem taahhüt olur arkadaşlarımıza. Ve haksızlık etmeyelim. Şimdi bana göre taşeron işçisine kadro vermek olayı popülist bir yaklaşımdır ve doğru değildir. Gerçekte taşeron işçisi gibi, sosyal ya da işte geçici işçi gibi, mevsimlik işçi gibi, sözleşmeli işçi gibi, devlet memuru, işçi filan gibi yapay statülerle toplumu ayrıştırmanın, çalışanları ayrıştırmanın kimseye bir yararı yoktur ve haklı da değildir bu. Evet. Statü karmaşası yaratmaktan başka bir işe yaramaz bu. Doğru da bulmam bunu. Dünyada olduğu gibi bir kamu çalışanları bir de özel sektör çalışanları olmalıdır. Bir de üçüncü olarak devlet memurları olmalıdır. Devlet memurları bana göre imza yetkisi olanlardır. Sadece imza yetkisi olanlar devlet memurudur. Onun için geniş bir kadroya ihtiyaç yok yani. Yoktur. Herkes kamu çalışandır. Dünyada böyledir. Bunu iddia eden kim varsa çıkıp tartışmaya hazırım. Yani tersini iddia eden kim varsa. Sorumluluğu olanların dışında. Sorumluluğu, imza sorumluluğu olanların dışında, itamirlerin dışında kimsenin devlet memuru olmadığını ben biliyorum. Özellikle Batı ülkelerinde. Sonra diğerleri kamu çalışandır ve diğerlerinin toplu sözleşme hakkı da vardır, grev hakkı da vardır. Tamam mı? Onlar bir işte toplu görüşme ya da toplu sözleşme yapıyoruz diye bir tiyatro ile geçiştiremezsiniz. Tam tersine o devlet memurlarının görüşmeleri bir hakem kurulu tarafından yani hakları belirlenir, iyi belirlenir, yüksek belirlenir. Ama onun dışındaki kamu çalışanlarının böyle bir kısım geçmişte sağlanan hakları sürdürmek gibi bir iddiası olamaz. Tam tersine yeni haklar gelir. Yeni haklar eski kazanımların muhafaza edilir ama eski hakların bir kısmını da ilga eder. Bu böyle dünyada. Bunun dışında taşeron işçiliği ile ilgili şu kadar insana, şu kadar 100.000 insana kadro vereceğiz iddiası hayalden başka hiçbir şey değildir. Veremezsiniz çünkü ben o zaman Sayın Başbakan'a da söyledim. Nasıl vereceksiniz dedim. Merak etme sen. Esas işi yapanlara ayıracağız dedi. Esas işi yapan, belediyede çalışan temizlik işçisi, esas işi yaptığına göre hastanede çalışan temizlik işçisi tali işi yapıyor değil mi? Ona vermeyecek misiniz dediğimde cevap yok. Onun için bence bir de geçici işçilik var. Neydi belirsiz bir geçici işçilik. Geçici işçilik dünyada olmaz. Şurayı boya badana yatıracaksanız bu geçici iştir. Geçici işleri taadat etmek, tanımlamak daha kolaydır. Ama geçici işçilik namütenahidir. Ve giderek şimdi maalesef kamu toplu sözleşmeler, kamu düzenini ilgilendirmesi hasebiyle kamunun örnek ve önce olması gerekir değil mi? Oysa evet. Tam tersine kamu toplu sözleşmesiz, sendikasız, sigortasız ve aynı zamanda da taşeron işçiliğinin yaygınlaşmasına bizzat kendisi vesile oluyor. Bugün kamuda çalışan, dün
taşeron işçileri mafya dönüşmüştü. Özel sektör rahatsızdı ve daha ziyade de rahmetli oldu Refik Baydur onu sık sık söylüyor idi. Ama şimdi kamuda da yaygınlaştı. Hem de özel sektörü geçti. Böyle bir saçmalık olmaz. Evet. Efendim? Bunu düzenlememiz lazım. Bu sefer de biz 657'yi değiştirmeyiz diyen başka bir grup çıkıyor. Güçlü bir grup var. O da doğru değil. Yani dolayısıyla bütün bu çıkarları dengelemek üzere, çıkarları dengelemek ve evrensel hukuka uygun bir norm çıkarmak hem de talepleri, beklentileri karşılamak üzere bir çalışma yapılıyor Sayın Başbakan ifade etti. İnşallah bu çalışma tez zamanda çıkar ortaya ve taşeron işçisi kardeşlerim de bayramlara umutsuz girmezler. İnşallah. Efendim ikinci bir konu bu bedelli askerlik bekleyen çok büyük bir kitle var. Tabii Türkiye'nin özel şartları ortada. Ama acaba profesyonel ordu vesaire bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili çok soru var size efendim. Şimdi ben bedelli askerliği doğrusu milletvekili seçildikten sonra 2-3 kez çıkardığımızı hatırlıyorum. 2-3 kez çıkardık bedelli askerlikle ilgili. Evet. Fakat her dönem bedelli askerliğe ulaşabilenler, erişebilenler memnun oluyorlar ve memnuniyetini kendilerinde saklıyorlar. Gayri memnun olanlar ya da işte ay tutmayanlar, gün tutmayanlar da yine sürgüt devam ettiriyorlar. Fakat bu bitmeyen bir senfoni gibi sürgüt devam ediyor. O açıdan belki profesyonel ordu burada en önemlidir ve profesyonel orduya geçmek lazım. Şimdi adam işini kurmuş, işini yürütüyor, okuluna gitmiş, okulunu bitirmiş vesaire. Askerliği gelmiş ve arada bütün bu bir de evlenmiş, çoluğu çocuğu var. Bir askerlik derdi var karşıda. Yani askere giderse işini, pazarını, üretimini, yönetimini, her şeyini kaybetmiş olacak. Çoluğu çocuğu mağdur olacak. Ortada evet. Bekleyecek. Yani bence burada daha çok bunu Almanya'da sık görüyordum. Türkiye'de de sık görmeye başladım arkadaşlarımızla, bazı yurttaşlarımızla. Bence bunu çıkarmak lazım ama çıkartırken de, bu yasayı çıkartırken de yani bunu bir dedikodunun ötesine taşınmak gerektiğini düşünüyorum. Yani dedikodunun ötesinde hükümetin gündeminde iyi bir konjonktürel sıkıntı da olmamak üzere iyi bir zamanlama yaparak, iyi bir zamanlama yaparak gündeme getirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Ama doğrusu şu anda hükümetin gündeminde mi onu bilemiyorum, bilmem mümkün değil. Hükümetin gündeminde bedelli uygulaması yok. Ancak dedikodusu var diye Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından ben duydum doğrusu 3 Haziran'daki bir şeyde. Ama arkadaşlarımızın da işlerinin, güçlerinin, mevcut düzenlerinin, standartlarının devam etmesi bakımından bedelli askerlik gerekiyor. Fakat bunun zamanlaması şimdi midir? Evet. O... Türkiye'nin içerisinde bulunduğu konjonktürel sorunları dikkate aldığımızda sonra mıdır onu bilmiyorum. Onu en iyisi radar gibi işte bütün sorunları ortaya yatıranlar, toplumun sorunlarını, Türkiye'nin sorunlarını ortaya yatıranlar bu sorunları örtüştürmeyi de bileceklerdir diye umuyorum. Ben son sorumu yönelteyim. O da valiler kararnamesi evet. Çıktı. Bugün çıktı. Programımızdan önce 20 vali merkeze alındı. 20 vali yeni atandı. 19 valinin de yerleri değiştirildi. Görüşünüz ne efendim? Bir sizi dinlemek Şimdi istedim. Öncelikle yeni valilerimize ve görev yeri değişikliği olan arkadaşlarımıza ben tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Merkeze alınan valilerimiz için de bu neticede görevin gereğidir. Görevi yapmışlardır bugüne kadar. Ve o yaptıkları görevler nedeniyle teşekkür ediyoruz. Tekrar yeniden atanmalarına dengeli bir durum olmadığını düşünüyorum. Nitekim geçmişte merkez valisi olup tekrar yeniden atanan valiler de var. Yani ben ismini de verebilirim ama vermeyeyim burada. Şimdi bu bir devlet hizmettir. En üst düzey bir devlet hizmetlerinden bir tanesidir. Bence bu valiler kararnamesinde yandaşlıktan ziyade, ahbap çavuş ilişkilerinden ziyade performansın dikkate alındığını düşünüyorum ve bakın deminki sorunun cevabı da burada aslında. Devlet memurları ile ilgili, kamu çalışanları ile ilgili mutlaka performans uygulamasını getirmemiz lazım. Kim daha çok çalışıyorsa, kim daha birikimliğini kullanabiliyorsa, kim daha çok yeteneklerini geliştirebiliyorsa, kim daha çok bilgi üretebiliyorsa, bilgiye ulaşabiliyorsa, bilgiyi kullanabiliyorsa ve onun da sertifikasına, belgesine, tecrübesine bakarak, kıdemine bakarak ona daha fazla ücret verilmesinden yanayım. Hakkaniyet bunu gerektiriyor.
Verimlilik böyle sağlanıyor, kalite böyle sağlanıyor, insana hizmet böyle oluyor. Yan gel yatayım, yan gelip yatayım, devlet bana para versin anlayışındaki olanlara da mutlaka az ücret vermek ve onu da kanunların sağladığı bir kısım güvencelerden yoksun bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Adalet anlayışı da bunu gerektiriyor. Evet. Ben sendikacılığımda uyguladım. Adalet anlayışı da bunu gerektiriyor. Kimse konumunu suistimal edemez. Evet. Pazar günü. Şimdi bu arada evet, bu arada valiler içerisinde tabii Mamak valisi, Mamak kaymakamı arkadaşımız Tahir Mantı Çorumlu'dur. O da Bingöl valisi. Bingöl valisi. Tebrik ediyorum. Çorumlu yine bir arkadaşımız Ordu valimiz Sayın Balkanlıoğlu İrfan Bey Sakarya gönderiliyor. O başarısından dolayı onu da tebrik ediyorum. Daha başka tanıdığımız arkadaşlar da var ama evet, hiç kimse bu görevlere durduk yerde getirilmiyor. Tabii. Ya da durduk yerde gönderilmiyor. Bunları takip eden, izleyen ve performansına bakan birileri var mutlaka. Bakın son cümlem şu olsun bu konuda. Bayramla ilgili de mesajınızı alacağım. Evet, son cümlem bu konuda şu olsun. Bir devletin iline yaptığı, bir ile yaptığı, herhangi bir ile yaptığı en büyük yatırım vizyonu olan, heyecanı olan iyi bir validir. Öyle değil mi efendim? Bütün evet, tecrübe bunu mu gösteriyor? Tecrübe bunu gösteriyor bugüne kadar. Eğer çok önemli, vali kendisini tekrar eden, kendisini yenileyen, gün sayan, emeklilik beklerken tombaladan çıkmışçasına bu yere gelmişse o validen orada inan huzursuzluktan başka hiçbir şey çıkmıyor. Vali üzerine düşmeyen işlerle karışıyor. Oysa vizyoner bir vali hem belediyeye hem kaymakamlara hem bürokratlara lider olabiliyor. Bakın ben Çorum'da 6 yıl önce Seyfullah Bey'in İçişleri Bakanlığı müsteşar olduğu dönemde, işte şu anda biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteridir. Evet. O dönemde Çorum'a bir hükümet konağı için para çıkardım. Proje parası bedeli. O dönemde 100 bin lira çıkardık proje bedeli. Bırakın ihale edilmeyi, projeyi gerçekleştiremedim Milli Eğitim Bakanlığı ile özel idare kendi arasındaki mevzuat tartışmasından dolayı. Bir valimiz geldi, Necmettin Bey, Niğde'den geldi ve bir anda mevzuat filan kalmadı ortalıkta. Her şey çözüldü. Projemiz onaylandı. Şimdi nasip olursa ihaleye çıkacağız yakın zamanda. Demek oluyor ki evet, iyi bir vali işlerin hızlandırılmasında vizyonunu ortaya koyabiliyorsa, aklını, bilgisini, heyecanını, coşkusunu katabiliyorsa işine ve sevgisini katabiliyorsa iyi bir orada orkestra, hizmet orkestrası kurabilir. İyi bir hizmet üretebilir orada. Peki efendim, pazar günü bayram, Ramazan bayramı. Evet, bayramla ilgili düşüncelerimi başlangıçta söylemiştim size katılarak. Ben doğrusu 11 Haziran seçimlerinden beri, yani 7 Haziran'da evet, galiba seçimler, 2015 yılında. Evet, beri. Tabii 7 Haziran 2015, evet, 1 Kasım. Kusura bakmayın, saatte dilimizin dolaşması normal. Hiç şüphesiz. O tarihten beri sürekli seçim bölgeme gidiyorum. Sürekli halkla evet, beraberim. Daha sonraki işte 1 Kasım'da Kasım seçimleri, daha sonra evet, referandum çalışmaları, hı-hı, daha sonra Ramazan ayı falan sürekli oradayım. Ve yarın da Çorum'dayım yine. Maşallah. 2 ayrı etkinlik var. Dolayısıyla şunu görüyorum ki halkımız beklentileri var. Yapılan işler bir kenara, yeni yapılması gerekenler var. Çünkü burada da haksız değiller. Hala geçmişten gelen tortular, sorunlar var. Hala toplum büyüdükçe, geliştikçe yeni talepler ortaya çıkabiliyor. Dinamik bir toplumda bunları da çok doğal buluyoruz. AK Parti yapabilme gücüne, kudretine sahip olduğuna göre bunları yapacak. Şimdi bütün mesele kendi içerimizde bizim insicamı, huzuru sağlıyor olmamızdır. Büyük Türkiye, yeni Türkiye idealinde herkesin buluşuyor olmasıdır. Dinimiz, dilimiz, rengimiz, ırkımız, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun Büyük Türkiye hepimizi kucaklamaya, hepimizin yaşamasına yetmektedir. O zaman kim ki devletimize kastediyor, bize kastediyor demektir. Bu konuda Ramazan Bayramı'nda ve daha sonraki süreçte milletimizin, Hacı Bektaş Veli'nin çok güzel sözü var, bir olması, iri olması ve diri olması için yine o birlikteliğini muhafaza etmesi gerektiğini düşünüyorum. Birlikte Türkiye olacağız. Hep bir olacağız, birlikte olacağız ve Türkiye olacağız. Türkiye olacağız. Bu anlayışa uygun davranırsak inşallah Ramazan Bayramı da umudumuzu yeniden yeşerten, yeniden güçlendiren bir vesile olur diye düşünüyorum. Yani hem
Türkiye'nin güçlü olması, hem toplumsal barışın sağlanması içeride, hem dışarıda Türkiye'nin çevresindeki kanın, gözyaşının sona ererek barış ortamının gelişmesi için bize millet olarak çok büyük bir sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Ve bu sorumlulukla hareket etmek gerektiğini düşünüyorum. Yoksa şahsi çıkarlar, hesaplar, hevesler hepsi gelip geçicidir. Bunu bilsin milletimiz veya bizi izleyenler. Herkes acaba ben buradan ne kaparım yerine ben buraya, bu koltuğa, bu sorumluluğa, bu davaya ne veririm diye düşünürse hiçbir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. İnşallah bayram bunlara vesile olur bu anlayış. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Bütün bildiklerinizi bizimle paylaştığınız duygularınızla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli izleyiciler, bir Ramazan günündeyiz. Kadir Gecesi tabii çok daha mühim. Bin aydan hayırlı olan bu Kadir Gecenizi ve pazar günü de nasip olursa inşallah bayramı hep beraber yaşayacağız. Şimdiden tebrik ediyorum. Tuttuğunuz oruçlar, verdiğiniz zekatlar, fitreler Cenab-ı Allah'ın indinde makbul olsun diyorum. İnşallah Ramazan'dan sonra ilk çarşamba günü saat 20.30'da yeni bir konuk ve konuyla karşınızda olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı bayramlar, hayırlı Kadir Geceler efendim.